Evet sevgili dostlar, şimdi sevgili Zeynep hocamızla birlikteyiz. Zeynep hocamızı artık tanıyorsunuzdur. Değil mi Zeynep hocam? Yine tanımayan arkadaşlarımız için. Ben size önce bir hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk hocam. Çok Benim de beyin teşekkür artık gitmeye ederim. başladı sabahtan beri. Gerçi bir Fark program ettim. saymadım. Hiç ara vermeden. Enerjiniz de maşallah bu arada. Yok iyiyim çok şükür. Şimdi Zeynep hocam. Tanımayan arkadaşlarım için kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Günün konusu da sizinle doğa Dua nedir? Nasıl nedir ediliyor? ve nasıl yapılır? Çok keyifli ve güzel bir konu. İnşallah. Hepimiz dikkatle dinleyeceğiz. Evet, Zeynep Özyılmaz kimdir? Ben bu arada sizin soyadınızı da yazayım şöyle size. Tamam hocam. Tanıtırken. Teşekkür ederim. Evet. Evet, ismim Hatice Zeynep Özyılmaz. İstanbul'da oturuyorum. Üç evladım var. Öğretmenim. Özel eğitim öğretmeniyim. Saadet Hoca'yı da bu arada Denk maşallah geldi vardı vallahi. Güzel gerçekten. ayarlamadık. Evet. Çok güzel denk geldi. Aktif olarak hala yapıyorum. Mucize bilinçaltı eğitmeniyim. Aynı zamanda aktif olarak inner speak ve domestik eğitimlerini de veriyorum. Yine birçok arkadaşımız gibi birçok eğitimler yapıyoruz, veriyoruz. Aynı zamanda danışmanlık da yapıyorum. İnşallah bugün ilk gün Mucize TV'nin ilk günü çok güzeldi. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Doğayla da kapanış yapacağız herhalde bugün inşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Evet Zeynep Hocam ben kendimi alayım şöyle ekrandan size öne çıkarayım. Evet buyursunlar. Teşekkür ederim hocam. Şimdi madem konumuz dua, o yüzden bir duayla başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rab gale Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsümüzü açsın, dilimizdeki düğümü çözsün, aklımızı hayırla çalıştırsın. Bugün inşallah doğadan bahsederken çok farklı noktalara da gideceğiz ama öncelikle bildiğimiz temel olarak doğa kavramından bir bahsetmek istiyorum. Doğa Arapça bir kelime. Çağırmak manasında, birine mesaj vermek, onunla irtibata geçmek manalarına da geliyor. Özel kullanımı esas alındığında ise kulun Rabbine yalvarması, halini arz etmesi, ihtiyacını da dile getirmesi manasında. Sözlük anlamıyla dua çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek demektir. Dini olarak da bütün benliğimizle Rabbimize yönelerek hem maddi hem de manevi isteklerimizi Rabbimize arz etme halidir aslında. Burada önemli olan insanın kulun halini arz etmesi, Rabbine niyazda bulunması. Madem dua bir niyaz hali, halin arz edilme hali. O yüzden mucize bir yani muhteşem bir Rabbi ile kul arasındaki bir irtibattır. Direkt bir irtibattır aynı zamanda. Duada ne dedik? Tazim vardır. Rabbimizi yüceltme vardır. Ve bu tazimle birlikte de istekte bulunma anlamı vardır. Ve dua aynı zamanda da bir ibadettir, bir zikirdir. Böylece duada biri zikir, biri de saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur her zaman yan yana olur. Zikir ve dilek. Yani ben dua ettiğim zaman hem isteklerimi, taleplerimi sunuyorum. Aynı zamanda da zikrediyorum. Aynı zamanda da ibadet yapmış oluyorum. Yani gene Rab Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua diyor ibadetin özüdür. Bundan dolayı da en önemli olan ibadet olan namaz da Kur'an-ı Kerim'de dua olarak salat kelimesiyle ifade edilmiştir aslında. Dua ne dedik? İnsanın eksiklerini telafi etme, istek ve arzularını dillendirme vasıtası. Aynı zamanda dua kişinin manevi gelişim ve büyümesine de katkı sağlamaktır. Yani kişiyle yaratıcı arasında bir köprü vazifesi gören dua, bireyin kendiliğini ve yaratıcı arasında da irtibat kurma vesilesidir. Ve bu Rabbi ile kurulan bu iletişim sayesinde de yaratıcıyla güvenli bir bağ oluşturmasına da aracılık eder dua. Şimdi bizim iç dünyamızın dile gelişi demek olan dua, fiziksel hareketlerimizle birleşebileceği gibi tamamen hani dışsal herhangi bir yansımaya gerek duymaksızın tamamen içsel dinamiklerle de ortaya çıkar. Yani burada el açıp çok dua noktasına geçip de dua da edilebilir. Sadece içten konuşarak Rabbi ile buradaki iletişimi de sağlayabilir.
Şimdi biraz daha açacağız bunları inşallah. Yani her an kişinin yaratıcısıyla iletişimini sağlar. Özellikle sıkıntılı süreçlerde, değil mi? Kişiyi yalnızlık duygusu ya da terk edilmiş hissine karşı da dua kişiyi korur. Ve bu sayede bize ruhsal ve zihinsel açıdan da bir rahatlama sağlamaktadır. Biz aynı zamanda duayı maddi ve manevi rahatsızlıklarımıza karşı da tedavi tamamlayıcı bir rol üstlendiğini de biliyoruz. Yani bunun için de duamızı çok fazla kullanıyoruz. Dua doğuştan olan bir duygu. Yani Rabbi ile hemhal olmak aslında doğuştan olan bir duygu. Yani fıtrati bir duygu. İnsan hayatın her anında bunu ihtiyaç olarak hisseder. Her anında. Çünkü insan zaman zaman üstesinden gelemediği bazı üzüntüleri, sıkıntıları, rahatsızlıkları yaşayabilir. Bunlarla karşılaşır ve bu anlarda da ne yapar? Rabbine sığınır ve Rabbinden, ki kendisini en iyi bilen Rabbidir, Rabbinden bir yardım isteme ihtiyacı da hisseder dostlar. Dua ilahi bir emir dedik ki birçok ayet-i kerimede bununla ilgili bize hitap edilmiştir. Yani Araf suresinde geçiyor. Dua etmek ayet ve hadislerde birçok ayet ve hadiste övülüyor. Diyor ki Rabbimiz, Rabbinize yalvararak gizlice dua edin diyor. Aynı zamanda gene Furkan suresinde işte duanız ve ibadetiniz olmasaydı Rabbim size niye değer versin mealindeki ayeti kerimelerimiz var. Yine Peygamber Efendimiz çok da severim. Biri dua ettiğiniz zaman diyor büyük isteyin diyor. Yani isteyeceğiniz hiçbir şey Rabbinize zor gelmez, ağır gelmez. O yüzden isteyin isteyebileceğiniz kadar. Ve bundan dolayı da biz dua ettiğimiz zaman Rabbimizin emrine uymuş, Peygamberimizin tavsiyesine uymuş, Rabbimizi anmış, onun sevgisini de kazanmış oluyoruz aynı zamanda. Zaten ne dedik? Dua ibadetin özü dedik. Ve rahmet kapılarını açan da bir anahtar. Bu da Peygamber Efendimizin hadisi şerifi. Dua rahmet kapılarını açan bir anahtardır. Yani Allah'ın merhametine mazhar olacağını Allah Resulü bildiriyor dua ederek. Şimdi burada bir hususa da dikkat çekmek istiyorum. Yani dua etmek sadece el açıp telaffuz olarak değildir. Hani hepimiz biliriz dua ikiye ayrılır. Biri fiili duadır, tavır ve hareketle yapılan dua. İkincisi de bildiğimiz dilimizde yaptığımız dua. Mesela diyelim ki bir hasat mevsiminde bereketli mahsul için dua eden kimse duanın gerçekleşmesi için önce ne yapması lazım? Fiili dua etmesi lazım, değil mi? Toprağa tohum ekmesi lazım. Bir öğrenci dersini geçmek istiyorsa, imtihanını geçmek istiyorsa aynı zamanda çalışarak fiili dua etmesi gerekiyor. Daha sonra da ne yapması lazım? Fiili duadan kavli duaya geçip o noktada sözünle de dua etmesi gerekiyor. Dua bir ibadet. Duanın neticesi de uhrevi aslında, ahirete ait. Yani biz dua ettiğimizde, yani şunu söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir zaman hiçbir dua karşılıksız kalmaz kesinlikle. Üç şeyden biri muhakkak ortaya çıkar. Ya duası sayesinde kişi bağışlanır, bu dünyada mükafatını alır veya duası karşılığındaki mükafatı öbür aleme kalır. Her şekilde muhakkak dualar kabul edilir. Dua davet anlamına geliyor dedik. Rabbimiz bizi davet ediyor. Peki nereye davet ediyor? Nasıl davet ediyor dua ederek? Önce burası çok önemli benim için. Bunu bilmemiz gerekiyor ki Rabbimizin olmadığı hiçbir alan yok. Yani bir de bunun yanında bir kanun-u ilahi var. Yani hiç kimseye göre değişmeyen sabit kanunlar var, değil mi? Bir sünnetullah dediğimiz. Yani ben her yaptığım atakta, her yaptığım olayda, işte pişirdiğim yemekte, temizlik yaptığımda, yolda yürümemde, ağzımı açıp söylediğim her söylemimde aslında bir şey talep ediyorum, bir şey talebiyle yaşıyorum. Bu yayını yapmamızın sebebi, değil mi? Rabbimi ve onun sistemini daha çok insana nasıl anlatabilirim, nasıl ulaştırabilirim? Sizin seyretme sebebiniz, Rabbimi tanımak için ne yapabilirim? Değil mi? Yani bu hepimizde bir talep var. Her an oluşan bir talep var. Duanın mahiyeti de bize diyor ki sen bu yaptığın ataklarla, isteklerle ilgili yani bu hamlelerinle ilgili yaptığın hamlelerinle, olaylarla, hareketlerle
Allah'ı da davet et olayların içine. Şimdi nasıl davet edeceğiz Allah'ın? Bunların hepsi biraz teşbih üzeri olacak. O yüzden beni anlayacağınızı umuyorum. Mesela Rabbimizi davet etmek. Sabah uyandık diyelim. Tabii ki bir yaşama uyanıyoruz, değil mi? Yani normal dünyadayız, bir alem uyanıyoruz. Hemen ne dedik? Besmele'yi çektik. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Dediğimiz anda Rabbimizi davet ettik. Rabbimiz zaten bizimle. Fakat biz onunla ne kadar beraberiz? Kalkar kalkmaz, hani şeyden bahsetmiyorum, işte seccadeni sarmışsınlar, onlardan bahsetmiyorum. İlk kalktığın zaman, besmele çekerek gözünü açtığın zaman, Rabbim bugün güzel, faydalı bir gün olsun. Bugünün tüm şerlerinden sana sığınıyorum. Hayırlarına da kalbimi ve gönlümü açıyorum diye geçirdiğimizde, bu şekilde baktığımızda güne ne yapıyoruz? O güne, o ana Rabbimizi davet ediyoruz aslında. Yani burada şey gibi değil, işte sen yoktun, biz seni, böyle bir şey değil haşa. Bunu kastetmiyorum. Çünkü Rabbimin izni olmadan, onsuz olan hiçbir zerrecik yok. Rabbim zaten her yerde. Fakat ben niyet ederek kendimi ona yaklaştırıyorum. Ben dua ederek kendimi ona açıyorum aslında. Eğitimlerde hep bahsediyoruz, hani burada da biraz bahsedelim. Allah'ın rızası Rabbimizi ikna etmekte aslında. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Yani ne yapacağım ki Rabbimin rızasını kazanacağım? Ya da Rabbimin rızasını kazanmak için yaptığım birçok şey de Rabbimin rızası dahil miydi orada? Peki ben onun rızasını gözettiğimde, bakın gözetme diyorum, hani kazanma apayrı bir şeydir. Kendime garanti vermem lazım. Bunun için kendimi ikna etmem lazım. Ben seninleyim Rabbim. Adımlarım seninle, kalbim seninle. Her an sevdiğim sensin. Bu noktada benim önce kendimi ikna etmem lazım. Yani bu zihin gerçekten öyle, hepimiz biliyoruz. Her an kopmaya hazır, her an gitmeye hazır. Bundan dolayı ben kendimi sana teslim ediyorum ki, seni hayatıma davet ediyorum ki, bu noktada seninle bir ve bütün olmaya niyet ediyorum. İşte bundan dolayı Rabbimizi burada ikna etmemiz gerekiyor. Rabbimiz zaten bize Rahman ve Rahim sıfatlarıyla zaten bizimle. Biz Müslüman olarak zaten Rahman'dan Rahim'e de geçmişiz. Bir de bunun üstüne yakin sıfatına geçebilmem için, Rabbime yakin olmak için, o sırra ermek için ne yapmam gerekiyor? Bütün yaşadığım her olayda Rabbimden bir iz olması gerekiyor. Her şeyde, yemek yaparken, işte evimi süpürürken, yolda yürürken, her şeyde bunun bir sınırlaması yok. Yaptığım her şeyde onun iznini, onun mührünü vurduğum zaman o zaten ebedileşiyor. Fanilikten bakiliğe geçiyor aslında. Mesela bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Mesela iki kişi var diyelim. Biri uyandı. Gününü hayırla geçirmeye niyet etti. Dedi ki Rabbim ben sana sığınıyorum. Olabilecek her şeyin senden geldiğine iman ettim. Sen benim Rabbimsin. En güzelini de bana sen verirsin. Rahman ve Rahim olan sensin dedi. Ve o şekilde niyet etti. Diğeri de uyandı. İkinci kişi dedi ki of ya ne kadar kötü bir gün. Hava şöyle, hava yağmurlu. İşte hava fırtınalı. Ben nasıl işe gideceğim dedim. Şimdi iki kişi var elimizde. Şimdi dua ederek Rabbiyle yakınlaşarak o şekilde kalkan bir kişi kanatlarını uçmayacak. Çünkü değil mi, bir sünnetullah var. Biliyoruz yani ne olmayacağını. Trafiğe takılmama garantisi de yok. Fakat gönlü o kadar rahat ki. O bir kere o gününü nasıl yaşayacak? O gününe başta Rabbini davet etti. Melekutu davet etti. Yaşadığın günün sonunda hamdı yaşayacak. Ve Rabbi dışarıdan kendisine sığındığı için Rabbi de onu muhafaza edecek. Fakat diğer insan ne olacak? Sürekli olumsuzluklarla karşılaştıkça isyanı artacak. Bu noktada da ne yapacak? Diğerinin imanı arttıkça ötekinin de isyanı, şikayeti, hastalığı artmış olacak. İşte dua böyle bir şey, zikir hali. Her an hiç bitmeyen, bizi koruyan,
Rabbimize yaklaştıran bir vasıta aslında. Dua ederken esmalardan da yardım alabiliriz. Çünkü direkt Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Diyor ki Rabbimiz ister Allah deyin ister Rahman deyin dua edin diyor. Yani eğer o noktalarda hatta duaya girişimiz Esma ile olursa kapanışımız da Hüsna ile olur. Bu söz de çok hoşuma gider benim. Bu noktada bunları da koklayabiliriz. Çünkü bir dua etmeye başladığımızda belli bir Esma ile beraber söylediğimizde ne yapıyor? Bizim beyin nöronlarımızda belli bir bölgede aktivasyon da başlıyor. Ve biz ne yapıyoruz? Bu enerji çalışmalarıyla destekleyerek orada yeni bir bağlantılar da oluşturuyoruz canlı. Yani benim bilinçaltımda oluşan şeyleri ben ne yapabiliyorum? Yönlendirebiliyorum. Yani bir söz var gene çok hoşuma gider. İnsanın diyor simyası neyse kimyası odur. Yani benim bilinçaltımda hangi kodlar varsa onlar ortaya çıkıyor. Ben neyle meşgulsam ona evriliyorum. Neyle uğraşıyorsam hayatım o şekilde şekilleniyor. O yüzden meşgul olduğum şeylere iyi bakmam gerekiyor. Doğada da onlar ortaya çıkıyor aslında. Dilimden onlar dökülüyor. Ve ben ona evrilmiş oluyorum aslında. Bundan dolayı hani doğayı işte namaz kılıyoruz, namazın sonunda hemen oturup dua değil. Yani dua tamamıyla bir ibadet. Yani apayrı, günün 24 saati sürekli bizimle olan, sürekli yanımızda olan bir ibadet aslında. Fakat bazen o kadar ezbere gidiyor ki bu. Sadece burada aslında biz dua ederken sadece duaya Rabbimiz değil, selavat ediyoruz duada Resulullah şahit oluyor. Sağ ve sol meleklerimiz şahit oluyor. Esmalar şahit oluyor. Hatta biz de daha sonra değil mi ölümümüzden sonraki anlarımıza ne yapacağız? Şahitlik edeceğiz. Bundan dolayı ben dua ederken böyle çok ezbere değil de hani şey gibi bu elimizi açıp da dua ettiğimiz zaman sanki bir telefonun arama tuşuna basar gibi yapmamız gerekiyor aslında. Şimdi ben diyelim ki gene bunu çok şey bir örnek vereceğim ama diyelim ki ben bir arkadaşım aradım. Dedim ki işte nasılsın, iyi misin, seni çok seviyorum, seni özledim, kapattım. Ertesi gün aradım, nasılsın, iyi misin, seni seviyorum, özledim, kapattım. Bu artık ne olur, karşı tarafı etkiler mi? Etkilemez. Çok normalleşir. Bu sefer karşı taraf der ki ne oldu? Hep aynı sözleri söylüyor. Fakat biz Rabbimize el açtığımızda sanki burada işte arama tuşuna basar gibi bir dertleşir gibi o bizim Mevlamız, yaratıcımız. Rabbim ben böyle böyle bir şey niyet etmiştim. Karşıma böyle bir tepki geldi. Bunu beklemiyordum. Ama biliyorum ki sen beni belki de benim samimiyetimi ölçtün. Rabbim ben senin rahmetinden eminim. Kendimden emin değilim. Şurada şu oldu. Rahmetine karşılaştım şükürler olsun. Varlığını derinden hissettim. Rabbim oğlum kızım bana böyle davrandı, tepkiler verdi. Ama biliyorum ki onları da konuşturan sendin. Mesajı aldım gibi birçok şeyle ne yapabiliriz? Hani dua sürekli zikir halidir aslında. Sürekli bir konuşma halidir. Sevgiliyle muhabbet halidir. Aslında. Ve bu randevusu yok. Yani hani değil mi çok büyük insanlarla ya da belli kişilerle önceden randevu alınır, konuk değil mi ayarlanır. Rabbimizde bu yok. Elimizi açtığımız anda, gönlümüzü açtığımız anda buyur kulum diyen bir Rabbimiz var. Gerçekten dua sevgiliyle muhabbet halidir. Ve bu muhabbette geçen kelimeler de çok önemlidir. Bu yüzden biraz kelimelerden de bahsetmek istiyorum. Bütün söylemlerimiz, yani sadece el açıp değil, normal zamanlarda da bütün söylemlerimiz o kadar önemli ki, bütün söylediklerimiz, hamlelerimiz, niyetlerimiz aslında hepsi dua yerine, talep yerine de geçiyor. Ne diyoruz? Talep ediyoruz diyoruz, değil mi? İstiyoruz diyoruz. Mesela benim danışanlarımdan gördüğüm kadarıyla birçok kişi bunun farkında değil. Yani söylediklerinin, söylemlerinin, niyetlerinin dua yerine geçtiğinin farkında değil. Mesela örnek veriyorum. Diyor ki benim bir kızım olsun, dinlere destan olsun. Herkes kızımı konuşsun. İnanın farkında değil. Öyle bir gün geliyor ki kızı konuşuluyor ama bu ona gurur getirmiyor. Belki utanç getiriyor. Mesela biri diyor ki
Ve diyor ben diyor keşke sabah kalkamıyor. Keşke diyor ya yatsam hep. Yatmak da kadar güzel bir şeymiş. İşe hiç gitmesem. O kadar yorgunum ki şöyle 5 yıl, 10 yıl yatıp dinlenmek istiyorum. İşte bu dua kabul oluyor. Adam ne yapıyor? Mesela hareket edemiyor. Belki felç oluyor. Değil mi? Belki ya da farklı şeyler söylüyoruz bazen. Yani dilimizle söylemesek bile hal ve hareketlerimizle ne yapıyoruz? Talep ediyoruz. Hatırlayın, bir kavli dua vardı, bir de fiili dua vardı, değil mi? Kavli dua hareketle yaptığımız dua. Bazen bazı şeyler duymak istemiyoruz. Sonra diyoruz ki kulağım neden duymuyor? Görmek istemiyoruz. Allah'ım diyorum ben bunu görmek istemiyorum. Bu sefer ne yapabiliyoruz? Gözümüzde problemler yaşıyor. İşte omuz ağrıları duyuyoruz, farklı ağrıları yaşıyoruz. Aslında bunların birçok sebebi böyle farkında olmadan yaptığımız dualar. O yüzden gerçekten söylemlerimize çok 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 dikkat etmemiz gerekiyor. O kadar önemli ki söylemler. Mesela Mevlana'nın bir sözü vardır, çok da sık kullanırım, Ömer Hocam bilir. Dünyada diyor Mevlana Hazretleri, dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal olur. Sayısız. Ve biz ağzımızdan çıkardığımız sözlerle o ihtimalleri uyandırırız aslında. O yüzden diyor ki güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. Muhteşem bir söz bu. Gerçekten. Yani Ve şey gibi ekliyor, diyor ki kişinin kaderine kadere müdahalesi müdahalesi buradadır. de buradadır. Çok muhteşem değil mi hocam? Yani kadere müdahale. Yani çok muazzam. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderi, müdahalesi de buradadır. Şey gibi yani mesela çamaşır ipi düşünün asıyoruz. İhtimalleri mandallarla koyduk diyelim. İşte ev mi alacaksınız? Evi koydun. Çok güzel bir ev. Öteki tarafa işte iki odalı, bir tarafı tek gözlü. Fakat ben ne diyorum? Allah'ım evim olsun da tek gözlü olsun. Bu sefer ne yapıyorum? Sayısız ihtimal var. Ama ben bu sayısız ihtimallerden dillendirdiğim ihtimali çekiyorum. Hani bir öncesinde bahsetmiştim ya Allah Resulü'nün hadisi şerifinde. Rabbinizden sınırsız isteyin. İsteyeceğiniz hiçbir şey ona zor değil. Gerçekten zor değil. O yüzden dua ederken kelimeleri çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anda kalıp o an için teslim olup bununla beraber Rabbimize dua etmemiz gerekiyor. Rabbim seninleyim. Şey gibi hani ikna etmek, kendimizi ikna etmek. Rabbim seninleyim. Şu an seninleyim. Şu anki niyetim gerçekten seninle beraber olmak. Yapar mıyım, yapamaz mıyım bilemiyorum. Bu noktada kendimi aşar mıyım, aşamaz mıyım bilemiyorum. Senin rızanı kazanır mıyım, kazanamaz mıyım bilmiyorum ama çabalıyorum. Niyetim bu. Mesela Allah Resulü çok güzel yani tabii ki de hepsi çok güzel ama muhteşem duaları var. Yani Allah Resulü'nün dualarına şöyle bir göz gezdirmek lazım. O duaları hayatımıza sürekli katmak lazım. Mesela bir duası var. Rabbim diyor önümü, arkamı, üstümü, altımı nurla çevir. Nurlandır. İşte bir an bile olsun, gözüm açıp kapayıncaya kadar bile olsun beni kendimle baş başa bırakma. Ya, dua etmek aslında bir mucize yani böyle bir imkan verilmesi kaderi dahi değiştirebilen bir imkan. Yani mucize ötesi bir şey ve beni muhatap alıyor. Yani ne halde olursam olayım elimi açtığım anda bir sonrasını değil hani bugün git yarın gel değil. Şu vakit tabii ki de duanın kabul olacağı belli vakitler vardır. O apayrı bir şey ama işte bugün git yarın gel. İşte 2 ay sonra gel deyin. Elimi açıyorum. Rabbim diyorum buyur diyor. Gerçekten yani o kadar mucize ki Rabbime sığınıyorum, teslim oluyorum ve ondan bekliyorum. Bir sıkıntı mı geldi? Kırıldım, incindim. Mazlum oldum Rabbim. Bekliyorum diyorsun değil mi? Küçük bir hayır bekliyorum. Hazreti Musa'nın bir duası var. Muhteşemdir o da. Vereceğin her hayra muhtacım diyor. Her hayra. Yani ne kadar büyük hayır geleceğini tahmin edemiyorsun aslında burada. Ne kadar süreceğini. Ama ben Rabbime
hayatıma davet edersem, duayı bir yaşama biçimi haline getirirsem, işte sürekli o dua hali bende olur. Sürekli Rabbim her anımda olur. Gerçekten çok çok güzel bu noktada. Ne diyorum? Rabbim diyorum. Ben dua ettim. Elimden gelen buydu. Sanki duaları icabet eden sensin diyorum. Ve Rabbim zaten bir gelene bin gelirim diyor. Dua edenin duasına icabet ederim diyor. Değil mi? Kendi vaadi. Rabbim vaadinden döner mi? Dönmez. O yüzden dua bizim bir mucizemiz. Çok önemli bir silahımız da diyebiliriz. O yüzden gerçekten sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Evet hocam, çok şey yapmak istemedim ben. Çok yoruldum çünkü. Yok, keyifli bir konu. Özellikle bölmüyorum. Bazen de, değil mi Zeynep hocam, dua ettiriliriz. Mesela bir anda bir şey olur ve bir bakarsın ki dökülüverir. Hiç senin kelimelerin, hiç senin lügatında sürekli kullandığın cümlelerle falan da değildir. O duada onu öyle bir hal yaşadığınızda öne çıkarman gitti. Heh, tamam, aldım tekrardan. Böyle bir dua eğer fark ettiyseniz o duanızı not alın, unutmayın. Çünkü çok net ve özel bir duadır o. Çünkü Yaradan kabul etmeyeceği, değil mi, duayı da ettirmez. Ettirmez, gerçekten ettirmez. Bir de orada şaftım kaymış arkadaşlar. Dedim buyurun sabahki çayını değilim. Bir de şöyle bir olay var. Dua aynı zamanda tevhiddir. Değil mi Zeynep Hocam? Neden? Tevhid nedir? Allah'tan başka ilah yoktur demek. Duayı ben kime ediyorum? Allah'a ediyorum. Niye Allah'a ediyorum? Çünkü ondan başka ilahım yok. Ben ondan istiyorum. Allah'ım diyerek başladığım her dua, nasıl bittiği de bir yerde önemli. Her dua aslında benim imanımın olduğunu, değil mi? İhlasımın olduğunu, inancımın olduğunu ve tevhid, yani Allah'tan başka ilah yoktur diyerek haykırma halim. Ve aynı zamanda diyorum ya, işte tevhiddir. O yüzden Yaradan der ki, Zeynep hocamın dedikleri çok kıymetliydi bu arada, kıymetini bilene ve anlayana. Duanız olmasa siz ne işe yararsınız? Niyetimiz Çok vardı. net. Çünkü Yani neden? şey gibi, fani olanı baki olanla bütünleştirmek orada. Evet. Yani faniliğini kabul Geçimler ediyorsun, yaparız. aciziyetini kabul ediyorsun. Evet. Sadece sen varsın diyorsun. Evet. Kulluğunu kabul etmek, dua etmek ve aynı zamanda Yaradan'ı görmek, bilmek, tanımak, iman etmek, evet etmek ve aynı zamanda da önündeki olasılığı iyileştirmek. Yani biz sen ne işe yararsın, kime deriz? Aciz olan, salak olan tipe deriz, değil mi? Sen ne işe yararsın ya? Bir şey üretmezsin, zavallı zavallı, değil mi? Kimseye hayrın yok, kendine hayrın yok dediğimiz adama sen ne işe yararsın deriz. İşte şimdi baktığın zaman günlük hayatına, dua dediğin şey bilinçli ne yaşayacağını karar veren, değil mi, bir mekanizmasın. Değil mi? Yani bir otoritesin. Sen hayatın üzerinde bir etkin var demek. Direksiyonun başındasın, tutuyorsun. Ve bir seçim yapıyorsun. Yani bir karar mekanizmasısın. Muhatap alınacak kişisin. Velhasıl duası olmayan birisi, yani temsilde hata olmasın ama hayvanlar bile baktığın zaman bir şeyi var, en azından bir programı var. Ondan bile aşağı olabiliyor. Niye? Çünkü rüzgarda esen yaprak gibi menzilsiz, işte nereye savrulacağı belli olmayan, sonrasında da yaşadıklarıyla başıboş bıraktığı hayatının gelen izleriyle isyana sürükleyen, yorulan, bunlar niye benim başıma geliyor diyen kişilere dönüşü veriyor. Velhasıl işte o yüzden bir sen ne işe yararsın hitabıyla muhatap olmamak için dua gerçekten önemli bir mekanizma. Duam kabul olur mu diye düşünen birisi, işin hakikatini bilseydi bunun bir küfür olduğunu aslında fark ederdi. Duam kabul olur mu diye bir şey değil. Ben duama ne kadar inanıyorum? Dua ettiğim mekanizmaya ne kadar inanıyorum? Yani Yaradan'ın varlığına, birliğine ve onu benim benden daha çok düşündüğüne, daha iyi bildiğine ve tanıdığına ne kadar güveniyorum demektir.
Hal böyleyken arkadaşlar dua etme mekanizması az bir mekanizma değildir. Bir de bazen mesela ara ara bunu da anlatırız değil mi Zeynep Hocam? Bazı tipler vardır. Diyor ki aman ben işim düşünce mi diyor Allah'a dua edeceğim. Değil mi? Mesela ne diyor? Diyor ki diyoruz ki ya bir dua et yani bir şey yap. Diyor ki ya ben normalde namaz kılmıyorum. İşte dua etmiyorum bilmem ne yapmıyorum. Şimdi sıkıştım. Yardıma ihtiyacım var ya da hastayım. Şimdi bunun için kalkıp gidip Allah'a dua mı edeceğim? Dedi diyen arkadaşlar için söylüyorum. Bu arkadaşın yaşadığı şey biraz daha farklı, daha ağır. Bu direkt şirk gibi bir şey değil mi Zeynep Hocam? Çok İşte acı değil mi hocam? şirk Yani gibi bir şey yani. Niye? Allah'la kendini denk görüyor. Şimdi ben Zeynep Hocama desem ki ya da ben işim düşünce hiç aramasam da Zeynep Hoca işim düşeceği zaman arasam Zeynep Hoca da bana dese ki ya Ömer de hep ya iş düşünce arıyor dese haklı ve denk. Niye? Çünkü ikimiz de insanız değil mi? Aynı kulvardayız. Bu olabilir. Ama Allah ile bir kul aynı kulvarda değildir. Bundan dolayı kul ben normal zamanda kapısına gitmiyorum şimdi gidemem dediğinde sanki Yaradan'ı kendisi burada kul katında Yaradan'ı da seviyesine çekmiş. Öyle görüyor olur. Anlatabildim mi? Oysa ki Yaradan bizim zaten en çok da zor ve çaresiz kaldığımız anlarda kapısına gitmemiz gereken değil mi? Yaradan. İlah. Hal böyleyken arkadaşlar bu şeytanın bu sağdan yaklaşma mevzusuna da yem olmayın. Bu tuzağa yem olmayın. Yani ben normalde iyi bir kul değilim. Günahlarım var, günahkarım ki kimin yok. Yaradan ona da bakmıyor. Bu ayrı bir konu. Bundan dolayı ben efendime söyleyeyim dua edemem, gidemem deme hakkınız yok. Bu Allah muhafaza Yaradan'ı kendinle denk tutmaktır. Bambaşka bir yere gider. İki, günah mevzusunda konuyu açıyor. Günah mevzusunda da Yaradan diyor ya Zeynep Hocam benim o da çok hoşuma gider hep kullanırım. Eğer diyor sizin hiç günah işlemeyen çatal yapmayan bir topluluk olsaydınız sizi helak ederdim diyor. Kötü olduk. Yerinize, yerinize günah işleyen, hata yapan ama bundan ders alan, değil mi? Tövbe eden Tevbe bir eden topluluk diyor. topluluk yaratırdım diyor. Çok net. Yani Yaradan bizim günahımızdan, o anki halimizden, tabii bu şu demek değil, oturalım çatır çatır günah işleyelim o anlamda değil. Ama senin günahından dolayı sana sırt dönmüyor. Senin günahta ısrarından ya da bundan dolayı hani gitmeyişinden dolayı bundan dolayı rahatsız oluyor gibi diyebiliriz. Hal böyleyken işte bu yüzden anlatıyorum. Dua etmenin sizin manevi hayatınızda, günahınızda ya da boyunuzdan büyük günah dağlarınızla hiçbir alakası yok. Kaldı ki bizim işleyip işleyebileceğimiz Geylani Hazretleri'nin değil mi bu dua? Diyor ki Allah'ım biliyorum benim da günahım dağlardan büyük ama biliyorum ki senin rahmetinin içinde benim bu dağlardan büyük olan günahım bir diyor iğne ucu kadar bile yer etmez. O yüzden senin rahmetinden ümitliyim dediği yerde senin günahını dahi büyük görüyor oluşun kendini bir halt sanışından kaynaklanır. Bu dahi kibirdir. İnsan Bir günahını da büyük görmez. İbadetini iyi halinde büyük görmez. Pekala, Zeynep Hocam eklemek istediğim bir şey var mı? hocam teşekkür ediyorum. Vakit varsa kısa bir dua da Var tabii, yaptırabilirim. var. O Var var, şekilde vaktimiz var. dinleyebilirim. Evet var. Var mı? Tamam. O Var zaman var. hep beraber bir dua yapalım. Madem konumuz Hadi, dua, hadi duamızı bakalım. yapalım. Ben Hadi. şöyle bir kameramı kapatacağım. Evet canlar. Şimdi gözlerimizi bir kapatalım hep beraber. Derin derin nefesler alalım. Derin derin nefesler alalım. Kendinizi en rahat olduğunuz yerde hayal edin. Kabe'de, Mescid-i Haram'da veya Medine'de Allah Resulü'nün yanı başında. Derin nefes. Allah'ım, tüm günahlarımızdan, tüm ağırlıklarımızdan, tüm isyanlarımızdan, tüm şüphelerimizden aldığımız nefes adedince tövbe ediyoruz. Kabul et ya Rabbi. Rabbim, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızdan,
Yeryüzüne inen yağmur tanelerince, soluduğumuz hava, aldığımız nefes adedince tevbe ediyorum. Kabul et ya Rabbi. Allah'ım, tevbelerimizi kabul eyle. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfuyla muamele eyleyen Rabbim. Gökleri, yerleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, her şeye kadir olan Yüce Allah'ım. Hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Yalnızların yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti olan Yüce Rabbim. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yakarışlar, yalvarışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz, her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Rabbim. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Allah'ım, ey hacetlerin istenileceği son merci, istekleri katında elde edilebileceği tek kimse, ey kendisiyle ihtiyaçlar giderilen, onsuz ihtiyaç giderilmeyen, kendisine rağbet edilen, kendisinden yüz çevrilmeyen, hazinelerini dilen dilenmeler tükenmeyen, ey hikmetini vesilelerle değiştirmeyen, muhtaçların hacetleri kendisinden kesilmeyen, dua edenlerin duasını kabul eden Allah'ım, sana geldik. Güvenle ümidimizi sana getirdik. Ve bildik ki senden dilediğimiz şeyler ne kadar çok da olsa senin zenginliğin yanında az kalır. Senden istediğimiz şeyler ne kadar büyük olsa da senin rahmetinin yanında küçük kalır. Kerem'in kimsenin dilenmesinden dolayı daralmaz. Bağışlarınla tanıdığımız elin her elin üstündedir. Rabbim, bizlere lütuf ve ihsanına dayalı kereminle muamele et Allah'ım. Bizlere katından müjde olarak sunduğun namaz davetine yürekten icap edenlerden eyle. Bizlere hakkı tutup kaldırmayı, hak yolunda inançla, azimle, sabırla yürümeyi nasip eyle. Gazabından rızana, azabından affına, senden yine sana sığınıyoruz. Bizleri Müslüman olarak yaşatıp, Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz. Allah'ım, annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri rahmetinden eksik eyleme. Kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığını, tevbeleri kabul eden Rabbim. Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Allah'ım, cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza helalden kazanıp edalar ihsan eyle. Ey Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün isteğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır.
Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen, sayısız alemleri yaradan ve yok ol emriyle her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiriliriz ki senden başka ilah yoktur. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. En yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duanız olmazsa neyinize kıymet edeyim diyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Bizi zatına kul, Habibine ümmet olanlardan eyle. Bizi hakka bilip hakka tabi olanlardan, batılı bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, zikrinle dolup taşanlardan, senin yoluna koşanlardan eyle. Allah'ım, peygamberimize salatü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. Onu vaat ettiğin makamı mahmuta nail eyle. Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin. Bizi ve bütün insanları affeyle. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle. Bize merhamet eyle. Tevbelerimizi kabul eyle. Bizi mağfiret eyle. Allah'ım. Bizi hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanları lütfeyle. Bizi rızanı kazanmak için acele edenlerden, ameli salih işleyenlerden eyle. Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle Allah'ım. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle Allah'ım. Allah'ım, bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört Mevlam, kalplerimizi pak eyle. Hayırları fetheyle, şerleri defeyle, sonumuzu hayır eyle. Sana hakkıyla kulluk edenlerden, affını erenlerden eyle Mevlam. Allah'ım, hatalarımızı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimizde hatalardan arındır. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi dinin üzerine sabit eyle. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yoluna eyle ya Rabbim. Kapına geldik, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerinin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı da kabul eyle Mevlam. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Mevlam. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen tüm arkadaşlarımı da aziz eyle. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlikleri kucak açmış. Tüm rahmetini esirgeme Allah'ım hepimizden. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva eyle Allah'ım. Yüce Allah'ım, bizi, annelerimizi, babalarımızı ve diğer tüm inananları affeyle. Şüphesiz sen çok affedici, çok bağışlayıcı ve çok merhametlisin. Amin, amin, amin. Ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Evet. Zeynep hocama ağzınıza sağlık. Sağ olsun hocam. Allah Yüreğinize razı olsun. sağlık.